Gerçek Futbol'dan hepinize merhabalar. Bugün yorumcularımız Birtan ve Murat'la beraberiz. Bugünkü konuşacağımız konular arasında Beşiktaş-Pauk maçı var. Dün oynandı. Kötü bir sonuçla bitti, onu değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin bir transferi açıklandı bugün. Mauricio Lemos. Onu konuşacağız ve fikstür bugün çekildi. O da derbi maçları, haftaları, özellikle büyük kulüplerin ilk 5-6 haftası, yani seyircisiz oynanacak maçlar, fikstürü bayağı ilginç. Onları da değerlendireceğiz. İlk olarak PAOK Beşiktaş maçından başlayalım. Dün Yurtam maçı izlediniz. İlk yorumların nelerdir? İlk maç daha çok erken tabii ama bazı konularda yani eksikler çok net gözüktü. Sana göre Beşiktaş'ın pek artısı olmasa da eksileri nelerdi bu maçtaki? Bir tane sen de başla. Sen de başlayabilirsin. Erken bir gol ve yenik duruma düştü Beşiktaş. Ne kadar seyircisi olsa da deplasmanda oynadı. Tam Sergen Hoca takımı oturtamamış. Zaten basın toplantısında da transfer eksiği olduğunu söyledi. Kadrosunun yetersiz olduğunu söyledi. Hani ben de onu gözlemledim. Hani sene başı belki şey dersin ama yani Beşiktaş'ın kalibresinde olmayan bayağı bir oyuncu göze battı dünkü yeni maçta. Yeni transferler hani özellikle ilk görüşlerin neler yani? Yani bilmediğimiz oyuncular değil gerçekten. Wellington zaten çok ciddi tepki aldı. Spor medyası olsun, taraftarlar olsun, yani ciddi hatalar yaptı. Yaptığı penaltı bir büyük takımda oynayacak oyuncunun, daha doğrusu bu düzeylerde oynayacak oyuncunun yapacağı penaltı değildi. Beşiktaş tahminimce hiç hesapta olmadı. Nolbeck en sağla normalde beğendiğim bir oyuncuydu aslında. Özellikle savunma yönünde bayağı iyi bir oyuncuydu ama dün o da performans gösteriyor. Yani sonuçta ilk defa oynuyorlar. Yeni bir takımdalar. Yeni bir ortamdalar. Deplasmana gidiyorlar vesaire. Biraz zaman tanımak gerekiyor ama Beşiktaş taraftarını endişeye sevk eden bir görüntü vardı açıkçası. Ben kısaca iki şeyden daha bahsedeceğim. Mensah, beğendim ben Mensah açıkçası ilk maç olmasına rağmen. Bir de mevkisi dışında bir oyuncunun oynatılması yani kesinlikle kabul etmediğim bir durum. Yani çok çok zorda olursun anlarım da. Lens için atıyorum Avrupa herhalde. Şeyine aynen abi ya. Lens ki hücumda bir iki çıkış yaptı. Çok da iyi. Zaten gol dedim. Müthiş topu önüne aldı. Ortayı çok güzel kesti falan. Yani böyle bir güçten de faydalanamamış oluyorsun. Yani Abdullah Hoca yaptı. Başakşehir'deyken biliyorsunuz şampiyonluğu verdi. Son 4-5 maçta evet. Mahmut Tekdemir'i stopere çekti. Brian sakatlandı. Geçen sene zaten Ersun Hoca'nın yaptıkları ortada aşikar. Yani ben olsam altyapıdan çocuğu oynatırım. O işi yapmam. Yani mevki dışında oyuncu oynatmayı yapmam. Oyuncuyu da bu sefer kötü duruma sokuyorsun yani mevkisi dışında oynayınca. Onun dışında bu maç neticesinde de Başakşehir herhalde flash transferlerine başlayacaktır. Para Başakşehir'e kaldı. Ayak bastı. Parası Türkiye'den gidecek. Bastadaki pay tamamı Başakşehir'e kaldı. Doğru. Bu maç en çok onlara yaradı herhalde. Murat, sen de bu maçı izledin. Neler düşünüyorsun Beşiktaş hakkında? Valla Beşiktaş hakkında şöyle düşünüyorum. PAOK'u da izledik. PAOK'u ben ortalama bir Yunan takımı gibi gördüm. Beşiktaş bence PAOK'un tuzağına düştü. PAOK dikkat ettiyseniz topu hep Beşiktaş'a verdi. Kontralardan pozisyon buldu. Ve geldikleri her kontra tehlikeli oldu. Yani benim saydığım 8-10 tane tehlikeli pozisyona girdiler. Kaleci Ersin olmasa maç 7-8 de olabilirdi. Yani Beşiktaş geçiş uçurumlarında çok kötü top kayıpları yaşadı. Özellikle Lens tarafında. Pau'nun sol kanadı Beşiktaş'ın sağ kanadını felç etti. Zaten bütün goller de oradan geldi. Yani bence Pauk bir sistemle çıkmış maça. Sistemi de oturttu maçta ve golleriyle turu aldı. Beşiktaş bence Pau'nun tuzağına düştü ama Beşiktaş hiç hazırlık maçı yapmadığı halde bence kondisyon olarak iyi gibi göründü. Ben çok sırıtmadılar ve iyi de pozisyonlara girdiler.
Hakemin faktörü de vardı. Dakika 85'te penaltıyı verse belki son dakikalarda bir şeyler olabilirdi. Bilemiyoruz. Net penaltıyı vermedi hakem. Yani böyle geçti. Aynen. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Yani ben orada çok fazla skor odaklıdan ziyade işte 85'te penaltıyı verseydi dönebilirdi gibilerinden. Öyle değil de biraz daha takım olarak değerlendirince Beşiktaş'ın sahada bence bir futbol aklı yoktu. Özellikle tabii orta sahadan kaynaklı. Yani mesela ben de beğendim. İyi bir transfer. Yani farklı özelliklerde bir oyuncu. Diğer takımlarda öyle bir oyuncu yok. Orada oynayan adamlar daha hani, fizik olarak biraz daha dayanıksız, tekniği yüksek oyuncular olur. Ama Mensah tam ters stilde bir oyuncu. O yüzden bayağı fark yaratır lig içerisinde. Ama Beşiktaş'ın yani ön libero'ları da baktığınız zaman Necip'ten ve Atiba'dan oluşunca orada çok eksik düşük şey kaldılar. Zayıf kaldılar oyun kurmada. Ki bir de yerinde oynamayan oyuncular Lens de geriden hani oyun kurma gibi bir şey yok. Çoğu pozisyonda yani Beşiktaş'ın yediği goller hep sağdan geldi ama o gollerin öncesinde Beşiktaş atak yapıyordu. Lens de tabii ki o adam ön oyuncu sonuçta. İleri gitmeye alışkın. Hep ileride hem de fazla gittiği yerde yakalandı. Arkasında da boşluklar geldi. Oradan gol oldu. Yani şimdi orada ben o yani bir adamı o yüzden pek suç bulmak istemiyorum. Orada Wellington yeni transferlerden ve Ensakala tarafından da belki gol gelmedi ama oradan da çok açık verdi Beşiktaş. Wellington işte çok acayip bir penaltı yaptırdı. O, bu seviyede olmaması gereken bir hareketti. Yani o golde penaltının atsa maç yine bir anda bitebilirdi. O yüzden çok skor odaklı düşünmemek lazım. Şeyde yani gözüme çarpan oyuncular Mensah'tan sonra biraz da Larin'di. Yani o da en azından Beşiktaş'ın ikinci forveti olabileceğini gösterdi. Yani alternatif bir forvet olabileceğini gösterdi bence. Beşiktaş'ın da eğer bu sene yarışta olacaksa, diğer takımlara göre bir farklılık yaratacaksa mutlaka ki orta sahasının artık Dorukhan ve Oğuzhan ikilisi önlerinde de Mensah'la oluşup o şekilde kadroyu kurması lazım diye düşünüyorum. Yani Adem'le hiç olur mu olmaz mı? Artık orada biraz şüphelerim var. Herhalde bir satış şeyi de düşünüyorlar Laiç için. Para girdisi de lazım. Ve bence de satılması Beşiktaş için hayırlı olur. Şampiyonlar Ligi gitti Laiç. Bence kesin satılacak. Evet yani UEFA'ya kaldılar. Artık orada bir fazlalık da var zaten. Çünkü çok eksik yerleri var. Oraları tamamlamaları lazım. Onun için de para lazım. Şimdi diğer konumuz Fenerbahçe'nin bugün açıklanan transferi. Mauricio Lemos. Lemos'la alakalı bir tane kısaca bilgin var mı? Oyuncuyu daha önce izledin mi? Lemos zaten her yerde şu an adamın seceresi dolanıyor. Lemos büyük beklentiler içerisinde futbol piyasasına çıkan alt yaş kategorilerinden itibaren Uruguay milli takımına kadar yükselen bir oyuncu. Hatta 2018 yazında Barcelona tarafından teklif yapılıp ben yedek kalmak istemiyorum, oynayacağım bir kulübe gitmek istiyorum diye bir demeci var. Hani ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası, teyit etmek lazım ama birçok yerde bu geçiyor. Zamanında Barcelona forumlarında, taraftar forumlarında falan da yani bu konuşulmuş, hakikaten Barcelona bir almaya niyetlenmiş gibi bir durum var o tarihlerde. Adam şimdi tabii Barcelona'nın savunma hattını görünce o yaşta diyor yedek beklerim dedi herhalde. Kendince mantıklı bir hamlede bulunmuş. Belki tutsaydı gerçekten belli bir seviyeye gelseydi mantıklı bir hareket yapmış olacaktı diyecektik. Şimdi beklenen patlamayı gerçekleştirmeyince tabii iş olduktan sonra mantıksız hamle olarak görünüyor. Daha 24 yaşında, sonuçta potansiyeli var. Benim anladığım Erol Hoca potansiyele yatırım yapmak istiyor. Oyuncunun hamuru kuvvetliyse ben onu bir şekilde işlerim, formunu kazandırırım, ona motivasyonu sağlarım. Potansiyelini meydana çıkarırım diyor. Alanya'da da Malatya'da da yaptı.
Fenerbahçe'de de yaparım bunu diyor. Büyük ihtimal Lemos da o yüzden tercih etti. Lemos 24 yaşında. Savaşçı kişiliği olan bir oyuncu. Sert oynar. Fenerbahçe taraftarı açıkçası acaba yeni Lugano'muz mu geldi diye de bir beklenti içerisinde içerisindeler. Lugano'dan ziyade oyun stilini biraz daha Bruno Alves'e benzettim açıkçası. Ya işte Bruno Alves Lugano karışımı olarak kabul ediliyor. Ya bekleyip göreceğiz. Bahsi bu ülkeye ne futbolcular ne şeylerle ne örneklerle geldiler. Çöp ilan edilenler bir anda süper performans gösterdiler. Süper performans beklenirken çöp oldular. Ben Fenerbahçe'den açıkçası biraz daha garanti, daha net bir hamle beklerdim. Sonuçta iki senede çok ciddi bir şekilde stoper alındı ve hiçbirinden neredeyse verim sağlanamadı. Hala ayakta duran, tek dimdik durabilen Serdar Aziz var. Benim tahminim yine Serdar Aziz devam edecek. Tisserant da iyi bir oyuncu. Bak Tisserant'ı yani bir beklentim var açıkçası. Tisserant çok iyi performans gösterebilmek için. Ben Tisserant'ı Beşiktaş'tan Lyon'a giden Marcelo'ya çok benzetiyorum. Zaten Wolfsburg'da çok ciddi bir para saydı geçen yaz. 7 milyon euro bonservis ödedi Tisserant için. Ama bir sakatlık geçirince onun da kariyeri bir sekteye uğradı. Dediğim gibi Erol Hoca herhalde hamuru iyi olan oyuncuları ben bunları bir şekilde potansiyeline ulaştırırım, verim alırım zihniyetiyle yaklaşıyor. Maliyetsiz, uygun fiyatlı oyuncu olarak değerlendiriliyor. Şu sıralarda da Fenerbahçe'de Enner Valencia büyük ihtimal birkaç dakikaya uçağa İstanbul'a inmiş olacak büyük ihtimal. Enner Valencia da aynı profilde oyuncu. Senelerce Premier Lig'de üst düzeyde oynamış bir oyuncu. Potansiyeline eğer ulaştırabilirse Erol Hoca veya Fenerbahçe camiası Enner Valencia da ligimiz için gerçekten çok çok kaliteli bir oyuncu. Hücumun her tarafında oynuyor. Sol açık, sağ açık, forvet mevkiinde. Fuleli bir oyuncu, koşuyor. Havadan, yerden çok iyi topa vuruyor. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Evet, bugün gelecek diyorlar. Bakalım olacak mı, gerçekleşecek mi transfer? Yani Lemos'la ilgili bir taraf bir şey senin katılıyorum. Orası önemli hakikaten. Yani daha önemli bir mutlaka oraya oyuncu beklerdik alınmasını. Belki alınacaktır ama yani şu anda Lemos geldi. Şimdi onu konuşuyoruz. Tisserant büyük ihtimal ya. Diğer alınacak kişi Tisserant. Yani benim tahminim Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu Sadık, Serdar, Tisserant ve Lemos olacak. Bu dörtlü olacak diye tahmin ediyorum. Zanka talipleri olduğu söyleniyor. Büyük ihtimalle Kopenhag herhalde. Yani Zanka'yla o çok güzel bir örnek Zanka aslında. Zanka da Danimarka milli takımına seçildi bu hafta biliyorsunuz. Yine aday kadroya. Premier Lig yani Championship'ten geldi. İngiltere 2. liginden. Şimdi Lemos da Las Palmas 2. La Liga'nın bir altından geldi. Şimdi orada yani o ligde oynayan futbolcular ne kadar şampiyonluğa oynayan baskını her maçı 3 puanla kazanmanız gereken hiçbir hataya da tahammül olunmayan, yapılmayan, gösterilmeyen bir camiada uygun mudur oradan gelen futbolcular? Orada bir soru işareti var açıkçası. Yani ama söylediğim şey var. Championship'ten geldi. Yalnız ama işte, burada demek istediğim stoper mevki çok farklı bir mevki. Yani oraya çok net oyuncu almanız lazım hakikaten. Çünkü bir tanım dediğim gibi çok para harcandı geçtiğimiz iki sezondur oralara ve elinizde şu anda hala Serdar var kesin oynayabilir dediğiniz. Yani orada Lemos'un evet iyi bir geleceği olabilir. Daha çünkü 24 yaşında ama şu ana kadarki bütün kariyerde kiralık oyuncu olarak geçmiş farklı takımlarda. Yani buradaki tek avantajı yani freak atabilen bir oyuncu. O ilginç bir özellik. Hücum yeri topla çıkışları falan bir iyi oyuncu. Evet, orada bir şey söylemek istiyorum aslında. İyi gerçekten tabii. Şimdi kaçmaz Sherlock da oradan geldi, şu buradan geldi gibi örnekler. Tabii çok kişi kullanıyor bu örnekleri. Ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi atıyorum
adamın başı ağrıyorsa eczaneye gittiğinde mide ilacı verilmez. Başı ağrıyana baş ağrısı için ilaç verilir veya midesi ağrıyana böbrek ilacı verilmez vesaire. Yani her kulübün kendine has sorunları veya mevcut durumu var. Dolayısıyla şimdi belki Lemos'u Alanya Spor'a getirsen veya baskısız, sıfır baskılı, tamamen yani minicik olan o baskısı şampiyonlukla da biten Başakşehir'e getirsen belki Lemos o rahat çalışma ortamında, o sabır düzeninde çok daha iyi bir seviyeye gelecektir. Ama Fenerbahçe'nin durumu farklı. Yani her takımı kendi haleti ruhiyesiyle değerlendirmek lazım. Gelen oyuncunun da ona göre şey yapılması lazım. Kesinlikle bunu zaten baskı hat safhada, hatalarda stoper bunu, hataları hat safhada baskının üzerine. Şöyle, bu ileriki haftalarda şunu çok net göreceğiz. Özellikle taraftar baskısı dediğim bu sene %30 seyirci kapasitesiyle oynanacak. Taraftarın bir baskısını söylemek istiyorum. Şöyle toparlayalım şu konu, çünkü bir iki sorum da olacak. Yani bunu mesela bir tane demek istediğini Wellington'da da göreceğiz mesela. Hani Alanya'da iyi bildiğimiz Wellington, Beşiktaş'a transfer oldu. Performansı çok mu düştü, çok mu kötü oyuncuydu bu? İlerleyen haftalarda daha net gözükecek. Aynı şeyi daha önce Fenerbahçe'de Sivas'tan gelen Bilikada da yaşamıştık. Yani orada oynamakla büyük takımlarda oynamak arasında fark var. Yani konu şey o, söylemek istediğimiz oydu. Bir de yeni transferlerden sözü geçenlere Eren Zahavi var Fenerbahçe'ye. Yani hem İsrail'de hem Çin Ligi'nde adam, yani nereden baksanız her maç bir gol ortalaması oynayan bir adam. Hani lafları dolaşıyor, gelirse sence iyi olur mu? Yoksa yani o ligleri yine şeye almamak mı lazım, değerlendirmeye almamak mı lazım Türkiye Ligi ile? Onu da şöyle söyleyeyim Basri. Şimdi Çin Ligi deyip geçmememiz gereken bir lig. Bahsettiğin ligde Zahavi haricinde Oscar, Ramirez, Hulk, Talisca, yani aklına gelemeyecek Hamsik, Freddy Guarin, yani o kadar çok Tardelli, o kadar çok oyuncu var ki antrenörler, Ben Schuster Çin Ligi'nde çalışıyor, Vitor Pereira Çin Ligi'nde çalışıyor. Yani hani Çin Ligi'nde sadece Arabistan Ligi gibi değil en azından. Yani Çin Ligi'nde ciddi sayıda üst düzey, Alex Teixeira bak konuştukça aklıma geliyor. Üst düzey oyuncularla bir arada oynuyorlar zaten. Ve bu adam benim 3-4 senedir takip ettiğim bir adam, hakikaten golcü. Yani her anlamda adam ceza sahası içinden, ceza sahası dışından rövaşatayla, voleyle, yani topu ver adam atsın. Stil, yani memleketi aynı olması hasebiyle biraz Revivo'ya da benziyor aslında. Spektaküler, Revivo da öyle spektaküler bir oyun tarzı vardı, vuruşları vesaire. Çok ciddi spor katkısı var. Hani Çin Ligi basit diyenlere ben şunu diyorum. Madem basit diye o kadar skor katkısı yaptı, diğer bu saydığım star oyuncular niye onun attığı o kadar basit bir ligdi de onun yaptığı o skor katkısını yapamadı diyorum. Zahavi gelirse Türkiye'ye kesinlikle çok çok büyük fayda sağlar. Yani benim gözümde net, hani Enner Valencia'ya net değil diyorum, son performansları dolayısıyla Lemos'a net değil diyorum. Ama Zahavi kesinlikle ve kesinlikle çok net bir transfer olur benim gözümde. Çok ciddi fark yaratır yani. Akşam saatlerinde de bir haber verdi Yağız Sabuncuoğlu. Roberto Carlos Zoom'dan Zahavi'nin yakın dostu Ziv, Roberto Carlos'un da yakın arkadaşıymış. Zoom'dan Fenerbahçe ile ilgili görüşme sağlamış Roberto Carlos'la arasında. Onu da şey yapamadım ama Roberto Carlos'un Fenerbahçe ile bir şu an organik bir bağ var mı onu bilmiyorum. Acaba yani transfer kadar görüşmeleri vesaire görevlendirildi mi? Bağı yok ama mutlaka ki bir... Ben o zaman şöyle bir şey soracağım. Ben o dediğiniz... Kesinlikle fark yaratır. Hiç, net. O dediğiniz oyuncu hiç duymadım ben açıkçası. Tanımıyorum. Daha değil mi? Ben duymadım. Yani ondan işte sonra onu... şöyle söyleyeyim. Çin'le ilgili şunu söyleyeyim sadece. Bak, Cristiano Ronaldo'ya Çin'den teklif geldi Real Madrid'deyken. Söylediği tek cümle şu oldu: ben futbol ortamından ayrılmak istemiyorum dedi. Yani doğrudur o. Söyleyeceğim sadece bu. Futbol ortamından ayrılmak istemiyorum dedi. Yani Çin'deki... Didier Drogba Çin'den geldi Türkiye'ye. Çin'i tercih edenler parayı
için gidiyorlar. Ya bu çok net yani. Para için gidilen ülke bu. Ve Çin'den Avrupa'ya dönenlerin çoğu futbolcu da başarılı olamıyor. Ben örnekleri de var. Bir cümle söyleyebilir miyim Bassi? Tabii. Ronaldo da parayı tercih etmiyorsa o zaman Boca Juniors'a gitseydi futbol ateşini yaşamak için. Niye Juventus'a gitti? Bu futbolun dünya üzerinde abi, en iyi oynanan kıta Avrupa kıtası biliyorsun. Avrupa kıtası ama İtalya ligi de şeyi de çok çok gerilerde kaldı. Ki Ronaldo futbolun en güzel yaşandığı iki ligden birinden gitti. En gerilere kalmış, en rekabetsiz lige gitti. Onu da dikkatini çekerim. Yani o yüzden İtalya için mi söylüyorsun bunları? İtalya için mi söylüyorsun bunu? İtalya için söylüyorsun. İtalya son senelerde Avrupa'nın büyüklükleri içerisinde çok geride kaldı. Rekabet yok bir kere. Adamlar 9 senedir şampiyon. Peki Fransa ne durumda birden Fransa? Fransa zaten hiçbir zaman o şey seviyeye gelemedi ki. Yani benim bahsettiğim Şampiyonlar Ligi'nde bu sene yarı finaldeki iki takımdan biri Fransız. Olabilir. Her iki yani nasıl oluyor peki? Vakti zamanı Porto'da finale kaldı. Hatta şampiyon oldu. Yani ama iki takımdan bahsediyorum. 4 takımın ikisi Fransız. Portekiz Ligi şey mi oluyor? Ya olabilir, sürpriz. Ya Fransa Ligi'de sonuçta bu Arapların satın almalarıyla Paris Saint-Germain vesaire tabii ki bir atılım içerisine girdi ama lig baktığın zaman çok izlenen bir ismi. Tabii ligin seviyesini çıkaramadı. Yani atıyorum bir Saint-Étienne Paris Saint-Germain maçını dört gözle bekliyor musun sen? Kimse beklemiyor ki. Yani daha önce şimdi Messi'nin Inter'e gideceği söyleniyor. Şimdi sen seni İtalya Ligi'ni izlemeyecek misin? Bassi giderse izlenir tabii. Giderse izlenir tabii yani. Şimdi Messi orada yani liglerde, zaten Juventus-Inter maçını izlemeyeceğim atıyorum. Juventus-Inter maçı. Ya şimdi şöyle bir durum var liglerde. Liglerde şöyle bir durum var. Şimdi İtalya Ligi konuşurken doğru. Hani bundan yaklaşık işte 15 sene önce filan her maçı dört gözle beklerdik. İşte Parma Juventus olurdu, Inter Milan olurdu. Fiorentina'nın maçlarını bile izlemek isterdik. Keyif verirdi. İyi futbolcular vardı. Şimdi onlar gitti ama ligin tabii ki bir hala da kalitesi var. Çin liginde ise en büyük sıkıntı orada da iyi isimler var. Ama antrenman seviyesi düşük. Yani bunu giden futbolculardan da biliyor. Oradaki en büyük sıkıntı o. Şimdi bu transferleri zaten önümüzdeki günlerde programlarda yine konuşmaya devam edeceğiz. Yeni isimler gündeme çıktıkça ve transferler gerçekleştikçe değerlendireceğiz. Bugün fikstür çekildi. 2020-2021 sezonu. Fikstüre geçmeden önce Messi sence hangi takıma gidecek? Messi mi? Yani bence hangi takıma gidecekten ziyade hangi takıma gitmeyecek onu biliyorum, söyleyebilirim. Juventus'a gitmeyecek. Ronaldo'nun olduğu takıma. Nereden biliyorsun? Ronaldo'nun olduğu takıma gitmez. Messi. Gitmez. Benim de bir hayalim var. Yani hakikaten ikisini aynı takımda izlemek çok acayip bir şey olacak futbol severler için. Yani. Çok acayip. Sağ kanatta Messi, sol kanatta Ronaldo. Yani hakikaten inanılmaz bir futbol adına ben olay gerçekleşiyor. Ben en son şeyi duydum. Messi'nin babası İtalya'daymış. Yani Inter lafları da dolaşıyor zaten. Inter lafı geçiyor şu an. Evet. Ben İtalya'ya gideceğini hiç zannetmiyorum. Yani. Benim tahminim ama Guardiola şunu söyleyeyim. Messi'nin şu anki performansı İngiltere Ligi'ni kaldırmaz. Benim tahminim Guardiola etkisiyle City olur. Ama bir sürpriz olarak da ben United sürprizi olabilir diye düşünüyorum. Premier Ligi şu an Messi kaldırmaz. Messi biraz performanslı olarak geri gitti yıldan yıla. Kaldırmaz oradaki mücadeleyi. İtalya Ligi'nde oynar ama. Sen bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Messi'yi izlemedin mi? Neyini izleyeyim? Yani Messi tabii... Yani ne bileyim yani şimdi Messi... Pandemi Messi, sorusu... Hani desen ki sadece La Liga'da sorusu oynadı. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de adam şov yapıyor. Yani adam her yerde şov yapabilen bir adam. Pandemiden sonra ortada yok Messi. Ama benim şeyde Bayern maçında konuşmuştuk ya 8-2'lik maçta. Yani Barcelona takım olarak hakikaten 1,5 senedir kritik bir durumda olduğu için Messi'nin o doğru çok düşük gözüküyor ama o biraz takımla da alakalı. Yani Manchester City'de çok farklı oyuncularla etrafında yani gerideki arkasındaki oyuncular, sağında solundaki oyuncuları düşününce
çok bambaşka bir Messi de görebiliriz. Yani bu aynı şeydeki gibi. Yani çok formdayken Barcelona'da nasıl gözüküyordu? Bir de Dünya Kupalarında Arjantin'de nasıl gözüküyordu? Ve hatırlayın, herkes diyordu ki niye Arjantin milli takımında oynayamıyorsun? Çünkü oradaki oyuncularla Barcelona'daki oyuncular bir değildi. Aslında şimdi de aynı durum söz konusu gibi. Ama bence yani İtalya biraz bunlar artık tabii Ronaldo ve Messi, hani futbolun en üstündeki oyuncular olduğu için mutlaka ki egoları da çok yüksektir. Bence sırf Ronaldo ile çekişmek için bile İtalya'yı tercih edebilir gibi mi geliyor. Göreceğiz bakalım, ama bence Juventus olmayacak yani o kulüp. Şimdi bugün fikstüre geçelim istiyorsanız, ligimize dönelim. İlk hafta Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın maçları. Fenerbahçe Rize maçı Rize deplasmanına gidiyor. Galatasaray Gaziantep deplasmanına gidiyor. Tabii bunlar seyircisiz ama sonuçta deplasman. Galatasaray içeride Basri. İlk maç Antep'e gidiyor diye biliyorum. Yok, içeride. İçeride. İçeride Beşiktaş Trabzon'la ilk haftanın maçı derbiyle başlıyor. Daha sonra da yani ilk benim gördüğüm fikstürde Sivas Alanya maçı var. Sanki ilk böyle hani ligin 6-7 haftası takımlar hani ne yapacak, ne edecek, nasıl performans gösterecekler, kadrolar tabii yetişecek mi, istekleri kuracaklar mı? Bu 4. haftadan sonra seyirciyle oynanacakmış. Bu aşamada bence en kritik anlar, yani bu 5 ve 6. haftalar, o zamana gelene kadar kritik olacak. Sanki orada baktığımız zaman biraz daha işte Fenerbahçe'nin maçları daha dişine göre rakipler gibi gözüküyor. Bir de 6. hafta bir Trabzon maçı var. Onun öncesinde hani 5 maçı da Fenerbahçe sanki biraz daha avantaj sağlayabilirmiş gibi gözüküyor. Galatasaray'ın maçları... 3. hafta Galatasaray deplasmanı. Tabii yani Galatasaray açısından da sonuçta aynı şey. Aynı durum söz konusu. Yani Galatasaray, ama Galatasaray'ın ilk 6 haftası çok zor Basri ya. Evet, ben işte o yüzden dedim. Yani Galatasaray'ın ilk 6 haftası Fener'e göre bence daha zor. Şimdi siz ilk olarak neler düşünüyorsunuz fikstür açısından? Hangi takım bilebiliyorsunuz? Bir takım hep başka bir takımı takip eder. Onu da tam... Ben şurada çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu belli bir haftadan sonra hafta içi maçları devreye girecekmiş ya. Evet. O haftalardaki rakiplerin şeyi, isimleri bence çok önemli. Yani kimle oynuyorsun, 3 gün sonra kimle oynuyorsun? Orada işte Dana'nın kuyruğu oralarda kopabilir. O arada Avrupa maçları da var. İşte o aradaki maç trafiğindeki o isimler çok önemli, takım isimleri. Fenerbahçe orada avantajını konuşturacak. Çünkü sadece lige odaklı. Orada Fenerbahçe fark çıkarabilir ortaya, farkını ortaya koyabilir. Geçen sene kullanamamıştı. Hem fikstür avantajını hem de Avrupa'da oynamama evet. avantajını kullanamamıştı. Oralarda arada... kimlerle oynuyor çok merak ediyorum. Bakamadım hiç. Yeni çekildi biliyorsunuz ama. Detaylı bir inceleme yapmak lazım onun için. Bir de bay geçecek haftalar var. Beşiktaş 5. hafta geçiyor bay. Fenerbahçe 12. haftada. Galatasaray'da 15. haftada bay geçecek mesela. 15. haftada mı bay geçiyor Galatasaray? Galatasaray evet. Galatasaray şimdi dezavantaj aslında o da. Yani bir dinlenme evet. şansı hiç olmazsa o bay geçme. Büyük kulüp, yani özellikle Avrupa'da oynayan kulüpler için. En şey haftalarda Galatasaray o dinlenme periyoduna giremeyecek. O onlar için adına bir şey bence. Bir dezavantaj gibi fikstürde. Derbiler yine şey ilk hafta derbiyle başlıyor. O da çok enteresan oldu. Ben hiç hatırlamıyorum. 11 Eylül'de derbi... başlıyor lig biliyorsunuz. Hı hı. 11 Eylül'de başlıyor. Mesela Galatasaray 15 Eylül'de Avrupa maçı oynayacak. İkinci önemli maçı. 3 gün sonra Başakşehir deplasmanına gidiyor. İkinci hafta mesela. Çok zor. Evet, zorlu bir fikstür. Ve Galatasaray daha transferlerini tamamlamadı. Yani orta saha tamamen şu an boş. Yenilenecek. Galiba Galatasaray'ın bir yeni onlarda da ya o aradaki maçlar çok önemli. Hatırlıyor musunuz siz? Efendim? İlk hafta derbi hatırlıyor musunuz hiç sizi? Ya bir kere galiba evet. yine Beşiktaş Trabzon derbisi olmuştu diye hatırlıyorum. Yine o ikinci hafta gibi geliyor bana ama. Yani ben de öyle Fener Trabzon ikinci hafta zaten geçen sene de ikinci hafta Fener Trabzon'du. Evet Fener Trabzon. O üçüncü tamam. haftaydı. İkinci hafta Fener Başakşehir'di. Üçüncü hafta Fener Trabzon'du. Ha, doğru.
Galatasaray'ın fikstürü geçen seneki Fenerbahçe fikstürüne çok benziyor. Fenerbahçe Antep'le başlamıştı. Sonra Başakşehir. İşte sonra yine bir derbi. İlk haftası çok zordu biliyorsunuz. Herkes diyordu. Evet, doğru, ilk hafta haftayı atlatırsa Fenerbahçe tam gaz devam eder. Galatasaray'ın bu seneki fikstürü ona çok benziyor. Doğru. Yani ya bu önemli olan, daha önce de bunu konuşmuştuk. Hani iyi oynarsan, fikstür avantajı dediğin şey iyi oynarsan zaten oluyor. Yani kazanman gereken maçları kazanırsan, daha doğrusu o kritik gözüken maçları, ondan sonra nispeten kolay maçlar kalıyor gibi gözüküyor. Ama o kolay maçları da iyi oynamazsan yine kazanamazsın. Burada yani hakikaten Türkiye Ligi'nde son özellikle 4-5 senede kolay kolay hiçbir yerden gidip böyle puan alamıyorsunuz yani. Yok abi, İçeride kolay maç diye bir şey yok ya. Yani. Büyük kulüplerde... Ama bu sene Basri, geçen sene Fenerbahçe'nin bu seneki farkı şey oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin kulübesi de çok zengin oldu. Hamle oyuncusu çok arttı. Evet, daha da transfer yapması da lazım zaten. Özellikle ön tarafa o dediğin şeyler gerisi için şu anda geçerli. Ama ilerisi için bence yani hücum hattında biraz daha alternatifleri arttır, kaliteyi arttırmaları lazım. 5 oyuncu değişikliği var ya, usta Fenerbahçe onu iyi kullanırsa maçlara damga vurabilir. Bakalım yani, dediğim gibi bu hepsi şeyle alakalı. Yani kulübün, camianın, sadece antrenman yapan futbolcuların ve teknik direktörün aynı şeyleri sahaya yansıtıp yansıtmayacağı birçok faktöre bağlı büyük kulüplerde maalesef. Yani bunun içinde camianın, taraftarın etkisi de var. Hakemlerin de etkisi, ne kadar şey yapmasak da sevmesek de oluyor. Şimdi yeni bir MHK, Merkez Hakem Komitesi seçildi. Onun bakalım etkileri nasıl olacak? Geçmişten hani bildiğimiz çok hani şaibeli mi diyeyim veya çok sıkıntılı olan isimler var MHK içerisinde. Hani bir tek MHK Başkanı, yani belki hatırlarsınız, Serdar Tatlı, çok hakemliği zamanında güvenilir bir insandı. Bütün der maçlarında hani Serdar Tatlı gelsin isterdi herkes. Adam gardiyan. Başkan vekili Metin Tokat biliyorsun. Bir şey, mesleği gardiyanlıktı. Oradan dolayı da böyle bir saha içinde şey de var. Ağırlığı da vardı. Futbolda çok itiraz edemezlerdi. O bakımdan bence yani doğru bir isim. Arkadaki isimler bakalım nasıl bir gündem oluşturacak. Yani o demek istediğim, yani fikstür avantajı dediğimiz şey o kadar çok şeyle böyle bağlantılı ki, yani hepsi bir araya gelirse zaten fikstür avantajı sizin tarafınızda oluyor. Gelmezse de bu sefer Fenerbahçe'nin işte dediğin gibi ilk 6 haftayı geçtikten sonra dağılma başladı. Yani kolay tarafta fikstürde Fenerbahçe maç kazanamamaya başladı. O yüzden önemli olan takımların istedikleri, kafalarındaki futbolu sahaya yansıtıp yansıtmadıkları. Ben ikinize teşekkür ediyorum.